Herkese merhabalar. LGS Odası'nın ilk bölümünde konuğumuz Hira. Hira da benimle birlikte LGS 2022'ye giren öğrencilerden biriydi. O da şu anda benimle beraber Galatasaray Lisesi'nde 1. sınıf öğrencisi. Hira nasılsın? Nasıl gidiyor? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim Bengisu. İyi gidiyor. Zaten beraber geldik bol bol sohbet ederek. Şimdi de burada Tonguç Akademi'deyim. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Her şey güzel gidiyor. İkimiz de LGS aslında 2022 senesinde hazırlandık. Hazırlanırken senin hedefin Galatasaray Lisesi miydi? Evet, benim aslında çocukluktan beri öyle bir Galatasaray Lisesi hedefim var. Tabii 8. sınıf başlayınca bu LGS'nin zorluğu ondan korktuğum için zaman zaman zaten dili de Fransızca, hani kazansam da belki gitmem diyordum ama iş ciddiye binince yine Galatasaray'a gitmeye emin oldum tabii ki. Peki beklentilerini karşıladın mı? Yani eminim ki hani liseye girmeden önce beklentilerin vardır, işte kulüp, eğitim, imkanlar vesaire. Senin isteklerini karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Öncelikle zaten dediğim gibi Fransızcadan ben çok korkarak başladım ama gerçekten güzel bir şekilde onun üstesinden geldik. İyi bir şekilde eğitim verdiği için okul zaten. Şu anda da 9. sınıfta dersler ne kadar zor olmasına rağmen onu Fransızcanın da iyi olmasıyla üstesinden geliyoruz bir şekilde. O yüzden gayet iyi her şey. Kulüpler aktif, etkinlikler var. Kendimizi geliştirebiliyoruz. Sana çok katılıyorum bu arada. Kulüplerden bahsetmişken aktif olduğun, sevdiğin kulüpler hangileri? Bildiğin gibi zaten Münazara Kulübü'nde ikimiz de aktifiz. Evet. Girişimcilik, sosyal sorumluluk. Münazara'da karşı karşıya geliyor musunuz hiç? Takım alıyoruz abi. Aynı takımda mı oluyorsunuz? Evet, tabii. Bir de spor kulüpleri var. Çok hoşuma gidiyorlar. Ben basketbolda aktifim genelde. Bu şekilde. Gelelim derslere. Sence zor mu? Zorsa senin için hangi ders en zoru? Kesinlikle kolay diyemeyeceğim. Çünkü bildiğin gibi LGS'den çıktık, liseye başladık ve bu tamamen ayrı bir çalışma temposu gerektiriyor. Bizim alışık olmadığımız şekilde. Ders sayısı artıyor, bizden beklentiler değişiyor. O yüzden kesinlikle zor. Başta da zaten fizik dersi olmak üzere derslerde zorlanıyoruz. Ama tabii dediğim gibi doğru düzgün çalışma temposu oturtturunca üstesinden gelinmeyecek şeyler değil. Sanırım en zor ders sorusunda tüm 9. sınıflar Galatasaray Lisesi'nde aynı cevabı evet, verir fizik olarak. Evet, tüm okul bile olabilir. Hocadan dolayı mı acaba? Yok. Yok. Korktunuz. Ya hocamızın çok iyi olmasından dolayı diyebiliriz anca buna. Çünkü gerçekten derinlemesine bir fizik öğreniyoruz. Bundan dolayıdır belki. Peki okulumuzdan konuştuk, 9. sınıftan konuştuk. Biraz da LGS dönemine geri dönelim. Biliyorsun LGS senesi hepimiz için çok zorlu ve stresli bir sene oluyor. Herhalde benim tüm sene boyunca aklımda olan şey bir an önce şu sene bitsin ve istediğim liseye girmiş olayım, şu stresten kurtulayım diye düşünüyordum ben şahsen. Ancak bittiği zaman da bir özlemiyor değilim. Sen de aynı şeyleri düşünüyor musun? Özlüyor musun LGS senesini? Kesinlikle. Yani dediğin gibi LGS senesi özellikle bu stresli temposundan dolayı yani bir an önce kurtulmak istediğimiz bir sene. Seneydi. Ama tabii liseye geçtiğimizde de o senenin de bir ayrı olduğunu anlıyoruz. Yani ortaokul yılları olsun, o dönemde el üstünde tutulmamız olsun. Gerçekten özleniyor bunlar. Çünkü hani bir sınavınız var sene sonunda, ne isterseniz yapılacak kıvamdasınız. O tür şeylerini özlüyorsun. Tabii ki zordu, stresliydi, hepimiz için öyleydi. Ama liseye geçtikten sonra yani bunu anlıyorsun gerçekten. O zaman ne kadar bitmesini istesen de lisenin o değişik temposu, değişik ortam, özellikle ilk yıllarında diyorsun ya acaba geri mi dönsem, bu mu daha iyiydi vesaire. Ama tabii lisede kurduğumuz arkadaşlıklar, işte lisenin o değişik ortamı. Onlar da tabii ki bunu kesinlikle örtüyor. Ama tabii hiç özlemiyorum da diyemem. Güzel, keyifli bir seneydi stresinin yanında. Katılıyorum. Mesela benim en lanet olarak adlandırabileceğim şey zamanlarım vardı. Hazırlanırken dershaneden çıkıp bir dershane denemesinden çıkıp eve dönmek benim için çok anlatılmaz zordu. Çünkü o deneme büyük ihtimalle benim için çok stresli geçmiş olurdu. Ya yanlışlarımın çok geleceğini bekliyor olurdum ya da iyi beklerdim ki bu birazcık daha nadir olurdu. Çünkü çok fazla genelde takıldığım şeyler olurdu. Ve sürekli o yol boyunca döner dolaşır o soruları, sonucumu düşünürdüm. Ama mesela şu an düşündüğüm zaman o zamanları aslında ne kadar eğlenceliymiş diye düşünüyorum o dershaneden dönüş anlarım. Ya şimdi bizi izleyen öğrenciler belki diyordur ya nasıl, cidden özlüyor musunuz falan ama liseye geçtikten sonra anlaşılıyor. O yüzden şimdi keyfini çıkarmaya bakın ne kadar zor olsa da. Bir daha çünkü dönülmüyor biliyorsunuz. Bir kere okunan bir sene. Onu da olabildiğince iyi geçirin diyelim. O zaman şimdi kendi geçmişimizden konuştuk, okulumuzdan, kulüplerimizden konuştuk. Biraz da bu sene artık LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için tavsiyeler verelim. Ne dersin? Tabii ki çok güzel olur. Şimdi biliyorsun artık 4 ay kaldı LGS'ye. Sömestr tatilinden çıkıldı. Artık ikinci dönem daha sıkı bir tempoyla, çünkü az kaldı ne de olsa LGS'ye, hazırlıklar başlandı. Senin ikinci dönem böyle uyguladığın, çok bence nokta atışı dediğin, bana çok yararı oldu dediğin bir taktiğin, bir şeyin var mıydı paylaşmak istediğin? Evet, öncelikle kesinlikle bu dönemin en böyle stresin arttığı, artık hani sınav yavaş yavaş yaklaşıyor,
Öğretmenler bir yandan tempoyu arttırmıştır, velilerin stresi bile artmıştır. Bu gibi şeyler gerçekten en üst düzeyde. Ya belki dershaneye gitmeyenler dershaneye başlamıştır vesaire. O yüzden bu dönemde öncelikle stres yönetimi çok önemli demek istiyorum. Ben mesela bu dönemde sınava yaklaştıkça çok kaygılanmaya başlamıştım ki bunu da iletişimle çözmenizi öneriyorum. Ben mesela öyle yapmıştım. Ailenizden mesela sizi rahatlatan biriyle konuşabilirsiniz. Ben mesela halamla konuşuyordum devamlı ve o teselliler çok işe yarayan şeyler. Öğretmenlerinizle olur, arkadaşlarınızla olur. Bu gibi şeyler insanı çok rahatlatıyor ki bence ilk adımın bu olması gerekiyor. Bunu açtıktan sonra da soru çözümlerine ve çözdüğünüz soruları yani yapamadıklarınızı öğretmenlerinize anında sormaya odaklanmalısınız diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi hani dershaneye mesela gitmeyenlerin dershaneye başlama sebebi de bence bir nevi o soruları hemen öğretmenlere sorup eksikleri hızlı bir şekilde kapatıp artık sınav odaklı gitmeye çalışmak. Bence bu dönemde yapılabilecek en iyi şey artık hani belki deneme çözümlerine vesaire de başlamışsınızdır. İşte soru çözümlerinizi arttırmışsınızdır. Ve yapamadığınız sorular da haliyle artıyor olabilir. Bunları öğretmenlerinizle iletişim halinde olmaya devam ederek, onlarla en iyi şekilde bu süreci yürüterek, yardımlaşarak gitmeniz bence sizin için en iyisi olur. Bu arada dershane konusu açılmışken sen de dershaneye gitmeden aslında kazandın. Bununla ilgili verebileceğin bir tavsiye var mı? Sonuçta yani herkesin aslında dershaneye de gitmesi gerekmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Dershaneye gitmeyi ben başta çok endişelenmiştim gitmeme olayından dolayı. Yani çevremdekilerin neredeyse 3/2 dershaneye gidiyordu ve hani diyordum bu bir eksiklik mi? Bende bunun eksikliğinden dolayı sorunlar ortaya çıkar mı? Böyle kaygılandığım çok zaman oldu ki bence gitmeyen arkadaşlar da özellikle bu ikinci dönem sırasında illaki kaygılanıyordur diye düşünüyorum. Bu kaygıyı nasıl aştım? Dershanede yapılan şeyleri bir düşünelim önce. Yani ne yapılıyor? Denemelere düzenli olarak giriyorsunuz dershanelerde. Öğretmenlerle beraber soru çözümleri olabiliyor. Konu tekrarları olabiliyor. Yani çözemediğiniz soruları orada soru çözümü yaparken anında sorabiliyorsunuz vesaire. Bunları kendim nasıl kapatabilirim diye düşündüm açıkçası. Bunlar da zaten okuldaki öğretmenlerinizle dediğim gibi iletişim halinde olduğunuz sürece çözemediğiniz soruları diğer ertesi gün hemen anında sorma şansınız var yani. Bu mesela böyle kapatılabilir. Ayrıca mesela dershanelerde yapılan o denemeleri dershaneye gitmeseniz bile mesela dışarıda yapabilirsiniz ya da onları belki başka bir paket halinde satın alıp o şekilde bu eksiği kapatabilirsiniz. Onda da çözemediğiniz soruları hemen sorarsınız. Bu şekilde dershane eksiğini kapatabileceğinizi düşünüyorum. Ki bildiğim kadarıyla Tonguç'un da online dershane gibi bir olayı var. Bu da çok yararlı olabilir. Yani böyle seçenekleri de göz önünde bulundurabilirsiniz. Onda da işte denemelere düzenli olarak girip bunların analizlerini alabilirsiniz. Böyle çözüm yolları izleyerek kesinlikle yani dershaneye gitmeme eksiğini iyi bir ölçüde kapatabileceğinizi düşünüyorum ki ben böyle yaptım şahsen ve istediğim sonucu da aldım. Peki bu arada hazır konu gelmişken senin LGS puanın kaçtı? Yüzdelik dilimin kaçtı? Yani ben biliyorum ama belki arkadaşlarını sormak istersin. Ben LGS'de 494.7 ile 0,04'lük dilime girdim. Bir Türkçe yanlışı vardı. Onun dışında full. Peki o soru hakkında mesela ilk yanlış yaptığında ne düşünmüştün? Yani bu soru yanlış ya da yani buymuş kaderim falan ne tarzdı? Ya şimdi ilk başta ben o bir yanlışa odaklanmak yerine yani sonucu ilk duyduğumda bir yanlışa odaklanmaktan çok uzaktım. 89 doğruya odaklanmayı daha çok tercih ettiğim için ilk başta öyle bir ya nasıl bir yanlış diye yıkılıp üzülmedim kesinlikle o 89 doğru dururken. Ama tabii sonra yavaş yavaş işin detaylarına indikçe ki bu tercih döneminde de o çok insanı tedirgin eden bir şey. Bir yanlışın var. Hani belli başlı okullar var. O bir yanlış seni engeller mi vesaire. O çok fazla insanı tedirgin eden bir şey olduğu için ben o dönemde biraz üzüntü yaşamıştım. Ama tabii sonra yani hedefimin önüne geçemediği için hiçbir sorun olmadı. Tabii sonrasında Galatasaray Lisesi'ne girdikten sonra etrafında çok fazla 500 tam puan yapan insan olunca bir ufak bir hüzün yaratmıyor değil. Yani benim için bir sıkıntı doğurmadı o bir yanlış. Ama bunu diyorum ama şu an mesela eminim ki bir sürü öğrencinin o bir yanlıştan dolayı ulaşamadığı şeyler vardır. O yüzden iyi ki ben öyle bir durumla karşılaşmadım. O zaman o senin için lanet soru olarak kaldı diyebilir miyiz? Yani evet. Soruyu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Hangi soru? Yazım yanlışı sorusu vardı ya D'nin. Yazımıyla ilgili. Sen o sorunun yanlış olduğunu düşünüyor musun galiba? Öyle bir şeyler geldi kulağımıza. Ya şöyle ki o sorunun evet hala ben yanlış yaptığımı kabullenebilmiş değilim o soru hakkında. Yani eğer bu Galatasaray Lisesi'ne gitmemi vesaire engelleseydi peşine de düşerdim açıkçası. Dava. Tabii. Ama şu anda bir sorun çıkarmadığı için bir şey demek istemiyorum. O soru hakkında sen ne düşünüyorsun? Sen de aynı soruyu çözdün. Yanımda Hira oturuyor. Onun için bence de yanlış bir soruydu. Korktum. O zaman şu ana branşlardan, matematik, Türkçe falan. Tabii ki diğer branşlar da çok önemli ama katsayısı daha yüksek olduğu için onlardan bahsetmek daha doğru olur gibi geldi. Evet. Onlarla ilgili verebileceğim böyle spesifik tavsiyeler var mı? Branş gidelim istersen. Tabii ki, tamam.
İstersen genel olarak öğrencilerin zorlandığı ders olan matematikle başlayalım. İkinci dönem konu bazlı olarak senin böyle ikinci dönem çok zorlandığın, aşmakta zorlandığın bir konu var mıydı? Yani konu olarak direkt bir şey söylemeyeceğim ben. Çünkü ben genelde yanlışlarımı böyle tek konu üzerinden yapmıyordum. Yani genel olarak ikinci dönemde bu stresin de artmasıyla artık yavaş yavaş Milli Eğitim Bakanlığı'na daha yakın sorular çözmekle hani LGS'leri mesela tekrardan çözme olsun, işte MEB'in yayınladığı örnek sorulara ağırlık verme olsun. Bunların da artmasıyla genel bir böyle işte dikkat eksiklikleri ya da bazı şeyleri gözden kaçırma. Çünkü biliyorsunuz matematikte okuduğunu anlama önemli. İşte verilen eğer biliyorsunuz yeni nesil sorularda artık görsel odaklı bayağı gidiliyor. Onları görme olsun vesaire bir sürü becerinizin olması ve onları aynı anda kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Bu anlamda bazı sorunlar yaşıyordum genel olarak. Bunları nasıl çözdüğüme gelecek olursak soru çözümlerinin artmasıyla beraber yanlışlar da artıyor doğru orantılı olarak. Bu yanlışları da yine anında gidip öğretmenlere sorarak veya bu soru çözümlerinin artık bir süre sonra bu kadar fazla artmasıyla soruyu yazan kişi gözüyle bakabiliyorsunuz. Artık soru tarzlarını ezberliyorsunuz. Soruyu okurken böyle çözüm gözünüzün önünde belirmeye başlıyor vesaire. Tabii bunların hepsi de dediğimiz gibi fazla soru çözmeyle, pratik yapmayla olan şeyler. İşte zamanlı deneme çözebilirsiniz ki bu da sizin hem süreyi yönetip hem de o becerilerinizi aynı anda koordineli bir şekilde, planlı bir şekilde kullanabilmenizi sağlar. Ben bu şekilde halletmiştim. Yani yine anahtar aslında burada fazla soru çözmek, pratiklik kazanmak ve kendini ona alıştırmak artık oluyor diyebilirim. Ya şöyle zaten matematik düşünüyorum ki herkesin zorlandığı bir ders. Ben özellikle ikinci dönem doğrusal denklemler konusunda çok zorlanmıştım. Özellikle o denklemin negatif yöne doğru mu olduğu yoksa pozitif yöne doğru mu olduğu beni çok zorlamıştı. Gerçekten anlamakta çok zorlanıyordum. Onu şu şekilde ben açıkçası üstesinden gelmiştim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çok fazla beceri temelliliğinden başlamadan önce kazanım soruları çözüyordum. Kazanım soruları çözerek de kendi elimi alıştırıyordum aslında sorulara. Fazla soru gördükçe de aslında stilini bir noktadan sonra öğrenmeye başladım. Çünkü ne kadar çok soru gördüğümde o kadar çok yapabileceğime olan inancım arttı. Ondan sonrasında beceri temelli sorulara geçtim. Dolayısıyla bence burada ilk başta anlamadığımız bir konu olduğunda önce konu tekrarı yapıp sonra ölçme değerlendirme sorularına yönelmeliyiz bence. Çünkü hemen beceri temelli sorulara geçtiğimizde şahsen ben çok üzülmüştüm. Çünkü bir türlü bulamıyordum soruları. Ancak üstesinden gelinebiliyor açıkçası. Ben bu şekilde düşünüyorum. Katılıyorum kesinlikle. O zaman şimdi bir sayısal dersten bahsettik. Bir tane de sözel dersten bahsetmiş olalım. Türkçe. Senin favori dersin zaten. Tabii. Çok severim. Seviyorum bu arada. Türkçe dersinde bildiğiniz gibi paragraf soruları diye bir olay var ve LGS'de gerçekten bu çok önemli. Sadece Türkçe için de değil yani matematik, fen, işte diğer branşlar bunların hepsinde o paragrafları anlamak, yorumlamak çok önemli. Türkçe'de de zaten direkt paragraf soruları var. Bu paragraf sorularında hepinizin yaşadığından eminim. Bu arada kalmalar, iki şıkkın birbirine çok yakın olması, sorunun hatalı olduğunu düşünmek her seferinde bunlar çok rahatsız ediciydi. İkinci dönemde de tempo yoğunlaştıkça artık daha fazla yanlışın çıkıyor. Böyle çok kendi fikrini katabiliyorsun bazen. Bu anlamda çok zorlanmaya başlamıştım paragraf sorularında. Bunda da yine aklınızın başka fikirlere kaymaması, kendi yorumunuzu katmamanız bu anlamda çok önemli. Ben bu şekilde halletmiştim. Yazım kuralları hakkında taktik verebilir misin bize göre? O konu hakkında benim sınıf vermesi daha doğru olur. Yok estağfurullah. Ya şöyle açıkçası ben senin paragraf hakkında dediklerine çok katılıyorum. Çünkü ben de şahsen paragrafta çok zorlanıyordum. Hatta bir gün ben o kadar çok paragrafta artık yanlış yapıyordum ki öğretmenim bana şey demişti. Çok net hatırlıyorum. O çok aklımda kalmıştı benim. Bundan sonra paragraf çözerken soruya bakarken alt gözlükleri takacaksın demişti. Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece konuyu okuyacaksın. Sadece soruyu okuyacaksın demişti. Sonra benim aklımda o kadar çok yer etti ki sonraki sorularda cidden hiç kendi fikrimi düşünmedim. Sadece soruyu okuyup cevabını buldum. Zaten aslında paragraf soruları bence en kolay sorular da denilebilir. Çünkü cevabı içinde. Herhangi bir bilgi, herhangi bir çalışma, ezber hiçbir şeye dayanmıyor. Cevabı içinde. Onun için bence bu şekilde de bunun üstesinden gelebilirler. Evet kesinlikle sana katılıyorum bu konuda. Çünkü paragraf sorularında yani çalışmaya girmeden de sadece paragrafı okuyarak yapılabilecek sorular aslında bir noktadan baktığımızda. Ama diğer mesela dil bilgisi konuları için, dil bilgisi soruları için aynı şey geçerli değil. Mesela bir örnek vermek gerekirse anlatım bozuklukları konusu. O da ikinci dönem konusuydu. O konuda zorlanmaya başlamıştım.
ikinci dönemde. Çünkü zaten konu böyle senenin başında işlenen bir şey değil. Evet. Sonradan işleniyor. Haliyle ikinci dönemde çözüyorsunuz bu soruları eğer önceden bu konuyu işlemediyseniz. Bu yüzden mesela kimi zaman konunun da içinde çok fazla detay olmasından kaynaklanan yanlışlar olabiliyordu. Yani cümleyi güzel analiz etmek, doğru okuyabilmek, her şeyini göz önünde bulundurmak zorluyordu insanı. Ki bir süreden sonra bende artık travma oluşturmaya başlamıştı. İnsanlar konuşurken anlatım bozukluğu yaptığımı diye yakalamaya çalışıyordum. Ya da okurken işte mesajlaşırken falan. O yüzden anlatım bozuklukları için dediğin gibi yani paragrafta cevap ne kadar orada olsa da anlatım bozukluklarında tamamen bir bilgiye, bir altyapıya sahip olmak gerektiği için o zorlayabiliyordu. Yani dil bilgisi olarak da o konuyu örnek verebilirim. Şahsen ben o konuyu öğrenince şey demiştim. Ben Türkçe konuşmuyormuşum. Her şeyi yanlış söylüyormuşum demiştim. Ama bence yine de o konu da o kadar zor bir konu değil. Evet, sona bırakıldığı için belki öğrencilerde şahsen bende de bir tık strese sebep olmuştu. Ama asla korkulacak bir konu değil. Evet, ezberi çok olabilir ama ezberlendiğinde de tak tak yapılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Yani yine bol bol soru çözümüne, konu tekrarına geliyor. Evet. Hep aynı şeyler söyleniyor ama gerçekten anahtar bu yani. Evet. Deneyimleyen kişiler olarak söylüyoruz bunları. Kral! O zaman son ana branşımız olan Fen'e geçelim istersen. Fen'de ikinci dönemde zorlandığın bir konu var mıydı? Fen'in ikinci döneminde basit makineler konusu vardı. ki bu çok kolay bir konu değil bence. Çünkü bunu daha önceden basit makinelerle ilgili bir altyapımız da yoktu. 8. sınıfın konusu direkt. Çağrışım yapabileceğimiz yerlerde ne kadar örnekler, işte deneyler vesaire sorularda da verilse de o mantığı bilmeden bunu yapabilmek biraz zordu. Ve konunun içinde de hani detaylar da vardı ve fazla gerçekten soru yelpazesi genişti diyebilirim. Yani bir sürü farklı tarzda sorular gelebiliyordu. O yüzden zorlanmaya başlamıştım ikinci dönem bu konu hakkında. Temelde bu basit makineler mesela kazanım sorularında çözdüğümüz gibi yani bir kaldırıcı verip onunla ilgili basit bir soru sorulmuyor. Ki LGS'de de çıkan sorulara baktığımızda ya da MEB'in yayınladığı işte örnek sorularda da baktığımızda gerçekten hani birkaç basit makineyi birleştirerek işte kaldıraç ve çıkrığı, işte kaldıraç ve makaraları birleştirerek sorulan sorularda gerçekten zorlanabiliyorduk. Onda ben de zorlanmıştım ama bunu da işte kazanım sorularından başlayıp onları tam olarak oturtup konu açığı bırakmayıp, yani konu anlatımında açık bırakmayıp daha sonra yeni nesil sorulara geçip zorluk dereceleriyle aşamalı çözmek yararlı olmuştu bende. Bunu ben de yaşamıştım. Hatta şeyi çok hatırlıyorum. Bu konu işte genel olarak zor anlatılan bir şeydi. Yani bu konuda zorlanabilirsiniz gençler diyorlardı. Sonra kazanım testlerini ilk çözümde dedim ki yapabiliyorum. Tamam, kolaymış hesabı falan. Kesinlikle. Sonra birden yeni nesil soruları gördüm. Hepsi birbirleriyle karışık. Anlayamıyorum. Evet. Orada çıkrık var mı? Burada makara var mı falan. Ama sonra senin dediğin gibi soruları çözerek artık stillerini öğrenerek üstesinden gelmiştim ben de. Peki LGS hazırlanırken başka sosyal aktivitelere vaktin oldu mu, yoksa hani full ders odaklı mı ilerledin LGS senende? Yani vakit planlı çalışınca ben bulabildiğimi düşünüyorum. Full ders odaklı zaten ilerleyemezdim ki bence ilerlenmemesi de gerekiyor. Sen de keza kesinlikle ilerlememişsindir diye düşünüyorum. Vakit kesinlikle planlı çalışınca bulunabiliyor. Ben de planıma bağlı kaldığım zamanlarda yani dışarı çıkmaya da, televizyon izlemeye de, dizi film izlemeye vesaire çok rahat bir şekilde vakit buluyordum. Yani fiziksel aktiviteleri de aksatmıyordum. Ben burada da anahtarın yine plan yapmak, plana uymak olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum çünkü bence bu zaten uzun bir süreç. Şu anda da zaten son 4 ayları kaldı. Ve bir tık bunalmak için çok meyilli bir süreç bence. Şahsen ben de artık hani çok çalıştım, ne zaman bitecek bu diye düşünmeye başlamıştım. Ama şunu unutmamak gerekiyor bence. Bunca zamandır çalışıyoruz ve sadece son 4 ay kaldı. Aynı zamanda çalışmalardan bıkmamak için ufak aralar verilebilir bence. Yani full ders temposuyla ilerlenirse, zaten sen de söyledin, bir sıradan sonra insanlar bıkmaya başlıyor. Şahsen ben de öyleydim. Mesela bunları engellemek için de dışarı çıkıyordum. Senin dediğin gibi dizi film izliyordum. Hatta LGS son hafta kala çok sevdiğim bir grubun konserine bile gitmiştim ben. Moralim birazcık daha düzelsin, mutlu olayım diye. Dolayısıyla belki evet o gün o konsere gitmeseydim 100 soru daha fazla çözebilirdim. Ama hangisi bana daha iyi geldi? Kesinlikle konsere gitmek. Ya zaten LGS senesinde biraz böyle hayat çok monoton, çok tek düze hissettirmeye başlamış olabilir. Evet. Ki hepimize eminim ki hissettiriyordur bir noktada. Bu anlamda da bence buna dikkat edilmesi gerekiyor kesinlikle. Katılıyorum ben de sana. O zaman istersen öğrenci arkadaşlarımızın deneme değerlendirmelerine geçelim, ne dersin? Tabii ki. Ayhan Savunucu bize şöyle yazmış. Netler olarak Türkçe 20, İnkılap 10, Din 10, İngilizce 10, Matematik 9, Fen 19. Toplamda 78 neti varmış ve 442 puanı varmış. Bize göre iyi miymiş, nasıl arttırabilirmiş? Ya anladığım kadarıyla zaten matematik dışında çok da bir problemi yok aslında. Çok farklı bir şey demeye gerek yok bence. Yani
matematikten soru çözümlerini artık çünkü LGS'ye yaklaştıkça diğer iyi olduğumuz derslere yani irdeleyip biraz ego tatminine girmek yerine bu eksik olduğumuz derslere yönelmemiz daha mantıklı olabilir ki senin de gördüğüm kadarıyla tek eksiğin neredeyse matematik. Eğer bütün denemelerde diğer derslerin bu kadar iyiyse biraz diğer derslerdeki soru sayılarını azaltıp matematiğe odaklanabilirsin. Özel olarak matematik denemeleri çözebilirsin. Ve kesinlikle öğretmenlerinle iletişimi kesmemen lazım. Ya arkadaşlar bu öğretmenlere soru sorma olayında şöyle düşünmeyin. Bak mesela burada 9 netti değil mi matematikte? Evet. 9 netin çıkmış ya. Şimdi öğretmene sorarsam testin kalan kısmını onunla çözmüş gibi olacağım. Olmaz falan. Ya ben şahsen onların öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Çünkü onların bence hoşuna bile gidiyordur. Çünkü ben kardeşlerim bana soru sorunca ya mutlu oluyorum onların sorularını böyle çözebilip onlara yardımcı olduğumda falan. Yani iyi hissediyorum kendimi. Kendimden daha az şey bilen birilerinin sorularını çözdüğümde. Bence öğretmenler de aynı şeyi hissediyordur diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda bence çekinmenize gerek yok. Ne kadar fazla soru sorarsanız o kadar çok onlar da size böyle yardım etmek için daha fazla özen göstereceklerdir bu konuda kesinlikle. Peki bir şey sorabilir miyim? Madem böyle anlatmayı çok seviyorsun, neden yazılı öncesi geldiğimde sorularıma cevap vermiyorsun? Ya şimdi Bengüsü senin gibi bir öğrenciyle soru çözmek o kadar da ego tatmini yaratmıyor lütfen. Kardeşlerimden bahsediyorum burada. Hazırlanan bir arkadaşımız da netlerini şöyle yazmış. Türkçe 15, İnkılap 7, Din 10, İngilizce 10, Matematik 17, Fen 20. İlk gözlem olarak bu hazırlanan arkadaşımızın genel olarak sözel bölümde zorlandığına yönelik bir görüşüm var. Çünkü genel olarak Fen'i fullemiş, Matematik'ten de sadece 3 yanlış yapmış. Bence bu noktada çok iyi çünkü genel olarak öğrenciler hani matematikte biliyorsunuz zorlanıyorlar. Önceki bu matematikteki 3 yanlış büyük ihtimalle yeni nesil sorularla alakalı. Çok konu eksi olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı daha fazla çıkardı gibi düşünüyorum. Bunları bence yine zaten kendisi de belki bilincindedir bunun. Daha fazla soru çözerek, daha fazla stil görerek aşabilir gibi düşünüyorum. Diğer yanlışa gelecek olursak, İnkılap genel olarak birazcık daha ezber ve bilgiye dayalı bir ders, siz de biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu yanlışın birazcık bilgi eksikliğinden kaynaklandığını tahmin ediyorum ben. En azından benim İnkılap'ta yanlışım çıktığında genelde bilgi eksiğim olduğunu fark ederdim ben. Belki bu noktada bir daha bir konuları baştan gözetebilir, baştan tekrarlayabilir. Özellikle yanlışların olduğu ünitelere mesela. Türkçe'de de 5 yanlışı varmış sanırım arkadaşımızın. Şimdi öncelikle bu yanlışın hangi konudan olduğu bence çok önemli. Eğer bu yanlışlar paragrafla ilgiliyse zaten seninle de konuştuk. Daha fazla paragraf çözerek, kendi yorumlarını katmaya bırakarak, at gözlükleri takarak bunun üstesinden gelebilir bence. Ama eğer bu yanlışlar yazım kurallarındaysa, noktalama işaretlerindeyse, cümlenin ögeleri vesaireyse bence yine bir konu eksiği burada söz konusudur. Çünkü bu konular genel olarak ezber üzerine kurulu. Sen de biliyorsundur zaten dil bilgisi konuları. Dolayısıyla bunları bence daha fazla tekrar yaparak ve soru çözerek üstesinden gelebilirsin. Çünkü yanlışlarını gördükçe hem sen öğreneceksin hem tekrar yaptıkça tekrarından açığını yakalamış olacaksın. Bence bu şekilde netlerini arttırabilirsin. Evet, kesinlikle. Ayrıca matematikte 17 netti değil mi? Evet, 17. Fende full. Evet. Ya bu senin için bir motivasyon olabilir çünkü sayısal netlerin gerçekten gayet güzel. Evet. Türkiye'de biliyorsun matematik netleri genel olarak düşük oluyor. Evet. Bu bayağı bir kişinin önünde olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten güzel bir motivasyon olabilir. Bence de gayet güzel bir sonuç. Azra yazmış. Netlerim 55 civarında. Hedefim için 85 üstü olması gerekiyor. Sizce LGS'ye kadar arttırabilir miyim? Normalde matematiğim iyi olsa da denemelerde çok düşük. Bu yüzden sorun yaşıyorum demiş. Yani aradaki o farkı böyle bir anda 85 üstü diye bir hedef koymak yerine kademe kademe koyduğun hedeflere ulaşmaya çalışsan çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü yani netler buradayken burada bir hedef koyunca o yol bir kere çok uzun geldiği için çalışma hevesinde de bir düşme olabilir. Yani LGS'ye kadar yapamayacağın bir şey değil. Önümüzde zaman var. Doğru tekniklerle neden olmasın? Hedefini böyle bir anda 85 üstü yapmak yerine, çünkü 85 üstü gerçekten çok güzel bir başarı. Yani evet. Türkiye'nin en iyi liselerine girebilirsin böyle bir sonuçla. Hedefini aşama aşama arttırırsan bence gayet yeterli bir süren var. Bir arkadaşımız da puanım 300'lerde gibi. Netlerimde en son 51 gibi bir şeydi. 8. sınıfın başından beri yükselmiyor. Denemedeki Türkçe için taktik verir misiniz? Şimdi şöyle, denemedeki Türkçe aslında az önce de bahsettiğimiz gibi bu eğer konu bazlıysa dediğimiz gibi tekrarlar yapılabilir. Eğer zorlanıyorsak hala bu tekrarlarda da belki öğretmenimizden bir konu tekrarı onun anlatışından tekrar dinlemek bize yardımcı olabilir. Veyahut Tonguç kanalından videolar izleyebiliriz bunlarla ilgili. Üzerine de dediğim gibi yeni nesil değil
kazanın bazı sorular çözersek daha bence verimli olur. Çünkü üzerine önce konuyu oturtup sonrasında daha zor soruları koymak hem moral açısından daha iyi olur hem de daha iyi konuyu anlamak, oturtmak açısından diye düşünüyorum. Aynı zamanda eğer bu da paragraf için geçerliyse paragraf çözme sıklığını artırabilirsin. Yani günde mutlaka 30 soru paragraf çözebilirsin. Bu şekilde hem okuma anlama alışkanlığını kazanmış olursun. Böylece soruları anlamada da sorun çekmezsin ve daha iyi yorum yapabilirsin diye düşünüyorum. Son değerlendirmemize Yusuf adlı arkadaşımızdan gelmiş. Türkçem iyi, 19 yapıyorum. Fen 17, bir şekilde hallediyorum. Matematik 10 doğru, 7 yanlış, 3 boş. Abi yeni nesilde mi yapamıyorum bilmiyorum. Bir sıkıntı var ama anlamadım. Destek olabilir misiniz? Evet, öncelikle son cümlede yeni nesilde mi yapamıyorum bilmiyorum demişsin. Mesela şöyle olduğunu düşünüyorum. Her zaman öncelikle bir sorunu düzeltmeden önce onu tespit etmek çok önemli. Evet. Yani bu yüzden de sen önce bu denemelerde matematik yanlışlarına bir bakıp nerelerde yanlış yaptığını bir analiz etmen lazım. Yani kendi başına olmasa öğretmenlerinle, ailenle, belki ek bir ders alıyorsan, dershaneye gidiyorsan oradaki kişilerle olur. Bunları tespit etmen bence çok önemli. Bunları tespit ettikten sonra bir de zaten LGS'de matematik sorularının hepsi yeni nesil. Hı hı. Bu yüzden muhtemelen yeni nesille ilgili bir sorunun olabilir. Yeni nesil soruları çözmeden önce zaten önceden de söylediğimiz gibi kazanım sorularına ağırlık verebilirsin. Konu tekrar videoları izleyebilirsin. Ki bu anlamda da gerçekten bence Tonguç gayet iyi bir kaynak. Hem pratik oluyor sizin için hem de eksiksiz bir şekilde konu tekrarını halledip soru çözümlerine odaklanabiliyorsunuz. Hı hı. Konu eksiği bırakmadıktan sonra kazanım çözüp sonra yeni nesillere tekrardan böyle her şeyi oturttuktan sonra başlarsan bu yeni nesil sorununu bence halledersin. Katılıyorum. Ayrıca mesela Türkçedeki netleri 19, fende yanlış görmediysem 17 idi. Aslında diğer derslerden, yani katsayısı yüksek olan ana branşlarda gayet yüksek bir netin var. Dolayısıyla canını sıkmana gerek yok. Matematikte eğer İran'ın da dediği gibi yanlış noktanı tespit edersen, yani konu eksiği mi yoksa yeni nesil pratik eksiği mi, bunu bence tespit edersen işte öğretmenlerin de yardımıyla, kendi çabanla da bence halledemeyeceğin hiçbir şey yok. Hayallerini gerçekleştirebilirsin diye düşünüyorum. Aynen, önünde uzun bir zaman var ve tek yapman gereken diğer derslerin zaten yüksek. Hı hı. Onları stabil bir şekilde tutup matematiğe de ağırlık verip, hı hı, yani çok güzel bir sonuçla ayrılabilirsin bence. Bence de. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün konuk olduğun için çok teşekkür ederim Mira. Ben şahsen çok keyif aldım çekerken. Seninle beraber olmak çok eğlendirdi beni. Normalde zaten böyle eğlenip sohbet ettiğim çok yakın bir arkadaşımsın ve böyle ciddi bir işte de beraber olmak çok eğlenceli oldu bence. Sevindim senin için de aynı olmasına. Bu sene LGS'ye girecek arkadaşlarım için istersen son bir tavsiyeni verebilirsin. Ya bu kadar LGS konuştuk. Yani bunu tabii ciddiye de alıyoruz. Ama sonunda yani herkesin de dediği gibi bu bir sınav ve hiçbir şeyin sonu değil. Aynen öyle. Bunu zaten çok duyuyorsunuzdur ama yani artık sonlara da yavaş yavaş adım adım ilerlerken kendimizi sıkmak gerçekten kötü olur. Yani kötü etkiler bizi. Evet. O yüzden sosyal hayatınızdan bir şey eksiltmemeye çalışın. Yani tabii ki sınava zaman ayırmak lazım. Sosyal hayatınızla dengede tutmaya çalışın. İşte ruhsal sağlığınızı, zihinsel sağlığınızı, fiziksel sağlığınızı, her şeyi koruyun. En iyi şekilde atlatmaya çalışın ve dediğimiz gibi bu sene gerçekten değerli bir sene. Yani ortaokulun sonu sonuçta, liseye geçiyorsunuz. Ortaokuldaki son zamanlarınızı da keyifli geçirmeye bakın. Evet. Böyle her senenin kendine özel güzellikleri var bence ve bunların hiçbirini görmezden gelmemek lazım. O yüzden LGS senesi ne kadar stresli olsa da bu bittikten sonra çok büyük bir rahatlama olacak üzerinizde. Evet. Ona odaklanıp çok iyi bir şekilde motive olabilirsiniz bence. Ben de söylediklerine katılıyorum. Umarım bu videomuzda LGS hazırlanan arkadaşlarım için yararlı tavsiyeler verebilmişizdir. Onlara bir yararımız dokunmuştur umarım. LGS Odası'nın sonraki bölümlerinde de görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.